Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ece. Yine Bugün koşturmacalardasınız. Evet, çok son anda kendimi ayarlayabildim canım. Bu an bir saat koptum dünyadan. Haydi bakalım. Ben biraz giriş yaptım. Puan örnekleriyle biraz ön kayıt dönemini perşembeden sonrasını anlatacağız dedim. Çok iyi yaptın. Şimdi ben ben bugün şimdi biraz önce sana bir soru sordum biliyorsun. Kapıda beni bekliyordu gene her zamanki gibi danışmak isteyenler. Bu kez bizim Pakan okullarından bir veliydi. Acaba seçenekler ne yapalım? Bütün hani yüzdelik dilimimiz işte %4-5 olduğunda hangi seçeneklerimiz var? Seçeneklerden bir tanesi de İstanbul dışında güzel bir okul. Onunla ilgili bilgi topluyorum. Bir yandan da bugün yapılması gereken Ece, çünkü çok kısa bir zaman var. Hemen 30'unda puanlar açıklandıktan sonra bizim sadece bir haftamız var. Yani o bir haftanın içinde tamamen konsantre olmalıyız. Neye? Evet hocam. Şimdi bırakalım yüzdelik dilim, bırakalım artık hani puanımız ne gelecek, hangi okulu kazanabileceğiz, ne olacağı bir yanda bırakıp bence bugün en önemli olan şey okullarla ilgili bilgi almak. Her gün yani okul, evet benim X okul 30 sene 40 senedir takip ettiğimiz öğrenci yolladığımız bir okul. Ama şimdi ne farkı var? Kontenjanında nasıl bir değişiklik var? Okulun mezunlarının başarısı ne? Ya da ben üniversitede ne yapmak istiyorum? Şimdi evvela hangi okula girip giremeyeceğimizi bilmiyoruz açıkçası. Yani full ve bir yanlış yapan çocukların dışında, 1, 2, 3 yanlış, 4 yanlış diyelim. Çocukların dışında, hani bunlar ilk 3 okuldan bahsediyoruz. Genel konuşuyorum, kaç yanlış ve hangi dersler yanlış oldukları önemli tabii. Şimdi bunların dışında hangi okula girebileceğimizi bilmiyoruz şu anda. Yüzdelik dilimimizi de tahmin edemiyoruz bunların dışında olanlar. Peki o zaman ne yapalım? Biz bütün okullarla ilgili, girme ihtimalimiz olan okullarla ilgili, bugünkü toplantım öyleydi veliyle. Biz hangi okullara girebiliriz dedik. Şu, 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 şu. Bir tanesi, iki tanesi İstanbul dışı. İşte iki tanesi yabancı okul. Puanımız bunlara yetecek. Çocuğumuzun karakterini biliyoruz. Bu karakterle biz ne yapabiliriz? Çocuğumuza acaba evden uzak olmak, yatılı olmak, yani benim hayattaki en istediğim şey, her çocuğun belli bir zaman, ki bu zaman lise çok çok uygun bir zaman, lisede yatılı okuması, üniversite zaten ayrı ev tutuyor kendine ya da dormda kalıyor falan filan. Ama yatılı okumak, evden uzak olmak, çocuk gelişiminde o kadar etkin ki gençlerin kendini bulması, tek başına bir şeyler yapabilmesi, aileden uzak olmanın verdiği, artık ben bir yaprak, etrafta dolanan bir yaprağım, dikkatli olmalıyım duygusu. Bilmiyorum, benim hayatımda çok etkindir Ece. Yatılı okumuştum 4 sene ve o yatılılık ve tabii ki hep söylüyorum aynı şeyi, 15 yaşından itibaren yatılı okumak bende müthiş bir dayanıklılık, pes etmeme, üstüne gitme, başarma ve daha iyisini yapma, kendi işini kendi görebilme gibi. Yani bence çocuklarda çok büyük artılar oluşacak. Onun için hani aman evden uzak olmasın, aman yatılı olmasın, aile ayrılmasın, hep beraber birlikte böyle bir dünya yok. Dolayısıyla ailelere diyorum ki ben, Türkiye'nin neresinde olursa olsun çocuğumuz veya okulumuz, iyi okullar bir yıldız gibi parlıyor zaten. Hep fark ediyoruz. Aa, İzmir'de şu okul var. Aa, ne kadar güzelmiş. İşte Tarsus'ta bu okul var. Ne kadar güzelmiş. Yani bizim bence böyle bakmamız gerekiyor Ece. Yani çocuğumuzu tanıyalım. Çocuğumuz eğer dil öğrenmekte sıkıntı çeken bir çocuksa, bizim bunu kesinlikle İngilizce olarak başladıysa İngilizce devam ettirelim. Çünkü dil öğrenemiyor çocuğumuz. İstidat bu bir beceridir, dil öğrenme. Dolayısıyla da biz ne yapacağız? Çocuğumuzu üniversiteyi düşünerek, Türkiye'de bir üniversitemi istiyoruz. Eğer
İstanbul'da bir vakıf okuluna gidecekse liseye, tabii ki gidebilir, çok güzel okullar, ama bu çocuk 4 sene daha çok üniversiteye hazırlanacak. İyi üniversiteye girmesi için isim vermek istemiyorum. Bu okulları herkes biliyor. İşte bunlar fen liselerini de açtılar. Tamamen üniversiteye hazırlık fen lisesi, başka bir şey değil. Peki biz başka şey istiyor muyuz? Mesela biz bu çocuğun belki de yurt dışında okuma hayalimiz var mı? Galatasaray Üniversitesi'nin şansını arttırmak istiyor muyuz? O kadar çok düşünülecek şey var ki, biz neticede bugünkü toplantıda dedik ki bu çocuk bir vakıf okulunun lisesine gidip üniversite hazırlığında 4 sene yapmasın. Böyle bir karakteri yok. Bu çocuk daha belki de dünyaya açılması, biraz daha geniş gözlüklerle bakabilmesi, çok baskılı bir ortamda olmaması gibi kararlar verdik. Ve şu an ayrıldılar yanımdan. Ve dedik ki evet, yarın gidiyorlar Tarsus'a. Okulu inceleyecekler. Bence çocuğun hayatında çok önemli bir rol oynamış olabilirim bugün. Bilmiyorum yani. Ben biraz erkek çocuklar, kız da olsa fark etmiyor tabii, kız erkek, ama Ece, ben çocukların bazen eğitimin hayatın içinde olduğuna inanıyorum. Okul, evet. Okul, evet. Eğitimin diyoruz ya, öğrenme her yerde. Bazen bir erkek çocuk evinden ayrıldığında 15 yaşında belki de hayatını, bütün network'ü, bütün yaşam boyunca birlikte olacağı insanlar, çalışacağı insanlar, o lise arkadaşları olabilecek. Ben bunu çok önemsiyorum. Şiddetle diyorum ki çocuğumuzu bazen evden uzaklaştırmak, onun okulun veremeyeceği pek çok şeyi yatılı hayatının vereceğine %100 eminim. Ha, tehlike. Ece, tehlike her yerde var. Çocuklarımız için dünyanın her yeri, yanı başımızdaki okul. Eğer ailece biz o çocuğa yetiştirmediysek ya da onun kendisini korumayı ona öğretemediysek, her yerde tehlike her var. Her yerde tehlike. Her evimizin içinde daha çok var. Şurada şu anda bir akıllı telefonları var. Tehlike orada zaten. Her an birbirlerini bulabilirler. Bizim çocuklarımızı gerçekten değişik korumamız lazım. Böyle bir koruma altında değil, ona mutlu, sevgi dolu bir aile ortamı vererek kendi sorumluluğunu kendi alabileceği bir ortam yaratmak. Ama oradan da bu kontrolü devam. Benim çok sevdiğim arkadaşım 13 yaşından itibaren çocuklarını yurt dışına yolladı. 13 yaş. Ama her gün görüntülü eğitim, aile eğitimi takip etmek. Ve bugün dünya çapında iş insanları oldular bu iki genç kız. Bugün iş kadını oldular. Çocuklarımızın sapmaması için onu böyle kontrol altında tutmak bence şu dünyanın insanı olmayacak. Çok korkak, korumacı, herkesi tarafından yönetilecek çocuklar yetiştirmeyelim. Biraz açalım çocuklarımızı diye düşünüyorum. Evet, böyle bir başlangıçla girdik hayatım. Hoş geldiniz tekrar. Güzel dediniz hocam. Yani okul seçimi tabii başlı başına bir pek çok şeyi hem anksiyete aileler için ben kabul ediyorum. Hani bir anne olarak ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hem bir yandan çok büyük bir mücadele. Hep söyledik, sınava girdi çocuklar, çıktı. Onlar sınavlarını verdiler. Şimdi ailelerin sınavları geldi. Bu söyledikleriniz çok kıymetli. Ancak biz bir yandan da tabii puan korelasyonunu da çözmeye çalışıyoruz. Ve bugünkü başlığı da böyle belirledik. Kesinlikle. Real, bugün örnekler vereceğiz. Real bazı puanlar, daha doğrusu puan değil, yüzdelik dilimler üzerinden giderek ön kayıtta ne yapmak gerektiğini soracağım size. En çok da şunu merak ediyoruz. Bir okula sınırdan yaklaştık ama diğer okulu da %100 yakaladık. Kayıt yaptırıp bir yerini beklemek. Orada da yine siz gelmeden önce de yayına sorular oldu hocam. Instagram'dan da geliyor. Biz o zaman hani en kaba tabirle paramızı yakacak mıyız derler İnsanlar. Şu süreci bir anlatır mısınız bize? Tabii. Şimdi Ece, önce tekrar ikinci yani ilk başlığımın
devamında bir şey daha söylemek istiyorum. Sırf puanı tuttu diye hayatımızda hiç bir anlamı olmayan bir dil ya da bir yaşam hiç ama kazanmış olmak. Çocuğum kazandı duygusunu yaşasın diye bir okula çocuğu vermeyi düşünelim. Hakikaten puanının tuttuğu bir okuldur ama o dille ilgili, o ülkeyle ilgili hiçbir geleceğiniz yoktur. Bunu lütfen çocuğumuzun yüzdelik dilimini gördüğünde, sıralamamızı gördüğümüzde bu ayrıntıyı unutmayalım. Biz ne kadar istiyoruz bu okulu? Bu okuldan sonraki hayatımız ne olacak? Bunu lütfen. Şimdi iş çok basit tabii. Bu ön kayıt sisteminin bugün yine bana diyor ki anne, o zaman diyor benim Tarsus'ta babanın burada olması mı gerekecek? Çünkü buradaki okullardan da takip edeceğimiz olacak. Tarsus'taki okulu da takip edeceğiz. Peki o zaman benim orada, baba burada falan gibi mi? Aslında hiç alakası yok. Sakin olmak, bu sene tabii çok kısa bir süre vermiş. Sakin olmak ve kararlı olmak. Şimdi bir çıktı. İki öğrenci üzerinden örnek vermek istiyorum her okulla ilgili. Evvela ilk iki öğrenciyi tam yapanlardan seçelim. Hı-hı. Yani bu ikisi de tam yaptı. Bu iki çocuk, bir tanesinin maddi gücü var. İstediği okulda okuyabilir. Aile bunu karşılayabilir. Diğerinin yok. İkisi de istediği kadar okula ön kayıt yaptırabilir. Bunun bir paralı bir şeyi yok. Sadece zannediyorum İtalyan Lisesi ön kayıtları zannediyorum ki online yapmıyor. Onu zaten sitelerinden görecekler. Bu iki çocuk istediği kadar okula ön kayıt yapabilir. Ön kayıttan sonra biliyorsun listeler açıklanıyor. Evet. Ön kayıtlar bittikten sonra bunlar çok kısa kısa sürelerde olacak bu sene. Bakıyoruz, ben de tam yaptım, sen de tam yaptın. Bakıyoruz, Robert Kolej, özellerden gidiyoruz, isim verelim artık. Alman, Üsküdar, kimsenin reklamını yapmıyoruz ama bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bahsetmek istiyorum, bir reklam değil. Yani bunların bir alakamız da yok. Sadece çocuklarımızın hazırlandığı okullar bunlar. Şimdi ikisi de Robert Kolej'e, Üsküdar Amerikan'a, Alman'a, Avusturya'ya, San Jose'e ön kayıt yaptı diyelim. Sıralama çıktığında Ece, ikisi de aynı sırada çıkmayacak. Ön kayıtlar yapıldı. Bakıyoruz bütün ön kayıtların içinde listeye girecekler. Aynı sıradalar mı? Yani full yaptılar ama aynı sırada olmayacaklar belki. İşte bu konuda okulun notu, işte yaş gibi sırayla dizilecekler. Şimdi Robert Kolej'den bahsedelim. Diyelim ki 100-100 yedek ve asil ve yedek kaydımız var. Doluyor hemen. Bu tam yapanlarla, bir yanlışlarla, bir boşlarla doluyor. Ancak asilden kayıtları çağırdıklarında Robert Kolej %30'unu doldurabiliyor kız ve erkek olarak. Bunu tabii ben bir ortalama söylüyorum. Peki nerede bunlar? Bu ön kayıt yapan diğer çocuklar nerede? Bunlar ön kayıt yaptırdıktan sonra bir burs formu dolduruyorlar. Ve diyorlar ki burs gelirse kaydolacağım. Şimdi eğer burs gelip gelmediği önden bildirilirse ki genellikle bildiriliyor. Çünkü o çocuğun ilk taksidi yatıracak parası da yok. Hani ilk taksit de nereden baksan Robert Kolej 215. Yani 5 taksit alsa dehşet bir rakam var yatırması gereken. Kaybedeceği rakam da %10. Yani 21,5 kaybedilecek bir rakam değil bu. Tabii Robert Kolej için çok kaybedilmiyor. Yani orada sırası geliyorsa ya yazdırıyor ya da bir daha oradan çekme yok yani genellikle. Burs çıkmadığı zaman da ne oluyor? O çocuk kaydolamıyor. %30'unu doldurmuş olan Robert Kolej'in artık ikinci bir ön kayıt dönemi yok. Peki ne var? Artık serbest kayıt dönemi var. Biz bununla ilgili takvim yayınladık. Hangi gün, hangi saate kadar sizler yazılabileceksiniz? Serbest kayıt dönemi hop diye başlıyor. Hemen 4 Temmuz sistem, hızlı sistem başlıyor. Ne yapacağım ben? Robert Kolej %30'unu doldurduğu için
495 ile çağırmıştı. Baktı ki dolduramadı. Robert Kolej 487'ye indiriyor. Rakamlar tamamen geçmiş yıllardan kalan rakamlar. 487'ye indiği zaman artık 500 tam puanlar, burs beklentisi içinde olanlar ya da hem param var yazılıyorum diyenler bitti. Şimdi 487'den çok ciddi bir ön kayıt tekrar gidiyor. Burada yedek kayıt aşağı kadar epeyce yedek liste epeyce uzayabiliyor. Asil liste 170 tane 30'u kaydolduğu için diyelim kız ve erkek. 30 kız 30 erkek diye düşünelim. Aşağıya doğru ilk önce ilk 100 yedekteki ilk 100 çağrılıyor. Öyle enteresan ki Robert Kolej bile 3 kere çağırdığında bazen 4. çağırdığında doldurabiliyor. Şimdi bu sene 215 sadece okul. Benim duyduğum yatılı Robert 300, yanlış olmasın, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. 370 herhalde. 370 de olabilir, yanlış bir şey söylemeyeyim. Bu okulun web sitesinden tam rakamlar öğrenirsin. Bu hani bizi bağlamasın, bilmiyoruz hakikaten rakamları. Yemekleri ve işte kıyafet, kitap falan hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bunlar da bu yıl çok yüklü. Çünkü artık yemek de Eylül ayında 1 lira olan yumurta bugün kaç lira bilmiyorum. 3,5 lira mı? Hani yani her şey, her çok değiştiği için. 5 katına geçtiği için. Dolayısıyla evet. Okul native'ler, öğretmenler her biri gerçekten Eylül ayının 2 katı durumda. Dolayısıyla okulların bir burs şeyi var, sayısı var. Hani ona yetişebilecekler mi? Bir Robert'in biliyordum ben. 34 tane burslu alıyordu ama bu sene yine aynı rakam olacak mı bilmiyorum. Şimdi 487 çağrıldı. İlk 100 gitti asilden. Gene dolduramadılar. %60 doldu. Sonra ikinci 100 çağrıldı. %10 daha gitti. %70 oldu. Daha sonraki 100'de gidiyor. Bu böyle dolana kadar gidiyor. 487 düşük bir rakam. 487'de genellikle erkekler doluyor. O ilk düştüğü puanda erkekler doluyor. Ondan sonrakinde kızlarda belki bazen bir 485 olsun diyebiliyor. Kızlarda da böyle dolduruyor. Bu arada Üsküdar'da Hocam, Alman... Hocam, bu arada serbest kayıt döneminde de online takip olacak mı diye sormuş bir izleyicimiz. Bilginiz var mı? O ne demek? Yani yine online kayıt, online'dan takip edeceğiz her şeyi. Hani ön kayıt elbette, gibi. Elbette. Hepsi zaten öyle. Ama yarım gün veriyor. O takvimi atmıştık. Bana hatırlat canım. O takvimi tekrar Instagram'a koyalım. Orada gün gün, saat saat vermişiz. Onu lütfen telefonunuza böyle kapak yapın. Bakın. Robert Kolej'in serbest kayıt dönemindeki ikinci gün. 12'ye kadar asiller, 12'den itibaren yedekler diyor. Bir kere ben burada bir parantez açmak istiyorum. Asil de olsanız, Robert'ten bahsediyorum. Yedek de olsanız rica ediyorum. Asilseniz sabah 9'da gidin zaten. Bekleyin kuyrukta. 12'ye kadar bana süre veriyor. Yok öyle bir şey. Sabahtan gidin. 12'ye kadar sizin hakkınız var tabii ama muhasebeye gitmek için bir zamanınız kalmayabilir. Belki de o muhasebenin içinde olan bir zamandır. Çünkü direkt sizi oraya gönderir. Yani siz sakın ola ki ben 12'ye kadar İşi ben 12'de giderim. Yok böyle bir şey. Bir sene oldu. Saat 3'e kadar asiller, 3'ten itibaren yedekler dediler. Benim bir öğrencim babası saat 3'te gitmiş. 3'e kadar. 3'te gidince demişler ki biz saat 3'te herkesi, kapıdakileri çağırdık. Kapıda bekleyen sıradakileri çağırdık yedeklerden. Ve sizin sıranızda siz yoktunuz burada. Bitti. Ne oldu? Bitti. O gün inan ki avucumuz soyulmuştu. Aile ve ben. Sonra tekrar o çocuğun tekrar ön kayıtla Robert hakkı doğdu ama onlar Galatasaray'ı tercih etmişlerdi o sene. Ama o sıkıntıyı yaşamış. Ben diyorum ki asilde misiniz? Lütfen 9'da gidin. Yedekte misiniz? Yedek 12'de mi çağrılıyor? Siz lütfen 10'da gidin ya. 10'da gidin, kapıda durun. Çıkanlarla sohbet edin.
Kaç kişi kaydoldu? O anda çünkü kayıtlar oluyor ama bir yandan da çıkıyorlar. Hatta bize de haber verir. Biz de bekliyoruz Robert'te o haberlerinizi. çıkma olmaz. Üsküdar Alman'da olacak. Şimdi onu anlatacağım. Robert'te yazıldıktan sonra çıkma pek olmaz. O orada çünkü çıkacağı bir yer yok çünkü. O sonradan belki vazgeçen bir iki kişi ben tercihimi Galatasaray İstanbul erkekten yana kullanıyorum deyip de kaydını çeken nadir olur. Dolayısıyla Ece bu yedek ve asirdeki sürelerini tam saatinde diyelim ki saat 5'te çağırıyorlar sizi. 12'de gidin ya. Alın kahvenizi, simitinizi. 12'de gidin ve oturun orada. O gün bütün gününüz o okulun önünde geçebilir. Çünkü siz listedesiniz. Eğer listede değilseniz tamam ama siz listedesiniz ve bu kolej, bu Robert Kolej. Orada oturun. Arnavutköy'de güzel temiz hava alın. Bu bir kere önemli bir ayrıntı. Robert Kolej'in doldurana kadar o Robert'in yedeğinde sırada olanlar neredeydi? 487 puan alanlar ve 487 ve 495 arası Alman ve Üsküdar'da bekliyorlar. Peki San Jose ve Avusturya'da ön kayıt hatta kayıt yapanlar var bu arada. Onlar da Alman ve Üsküdar'ı bekliyorlar. Herkes bir üstündekini bekliyor şu anda. Kayıtlı veya kayıtsız. Şimdi Üsküdar ve Alman'da kaydolan çocukların hepsi, o asilden kaydolanların hepsi zaten Robert'e geçiyor. Üsküdar ve Alman'ın asili büyük bir kısmıyla Robert'i yedeğinde. Hı hı. Olmadı serbest kayıttaki yedekte ya da asilde. Tabii. Dolayısıyla Robert %30'unu doldurduğunda Alman'da 5-10 çocuk oluyor. Üsküdar Amerikan'da 5 kız 10 erkek falan oluyor. Onların hepsi koleje geçiyor. Derken sıfırlanıyor Üsküdar ve Alman neredeyse. O ne yapıyor? O da diyor ki 480 ve üstü hemen o ilk serbest kayıtta. 480 gelsin ve de. Üstü işte orada ne yapıyor? %40'ını dolduruyor. Tekrar indiriyor 470, ben rakamlar tamamen aklımdan, 475'i çağırıyor. Derken bu serbest kayıt dönemi çok kısa zamanlara paylaştırıldığı için buradaki puanları çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Biz takip ediyoruz, gün gün, saat saat bilgi veriyoruz. Instagram'dan ve kendi velilerimize ayrıca mail ortamından ve Zoom'dan. Ama kimseye güvenmeyin. Bize de güvenmeyin. Tabii. Tamamen bize, tabii şöyle demek istiyorum. Hani nasıl öneride bulunur doktor ama lütfen der. Tıp var. Ben de diyorum ki bize evet bize bizi takip edin. Ama kendi takip ettiğiniz okul. Biliyorsun geçen evvelki sene San Josef'in sistemi kilitlendi. Özür dilerim Avusturya'nın. Çocuk Avusturya'ya yazıldı. Neredeyse sıra geldi ona ön kayıtta. Hop diye okul dedi ki benim sistem yanlış yapmış dedi. Hop diye çocuğu çıkardı. Burada bir tutar yok yani. Burada sen sadece veli ve okul karşılıklı. Biz arada bir görevli değiliz. Biz sadece bu işi iyi bilen, takibi iyi yapan kurumlarız. Ama okullarız. Ama siz her türlü sorumluluk burada annelerin, babaların, ailelerin. Bizim sorumluluğumuz tamamen bir danışmanlık durumundayız. Ben size bildiklerimi söylüyorum ama takip edecek ve dakika... siz bize dediniz ki saat 12'de git, böyle bir şey yok. Takvim, bizim takvimimizi alın ama onu lütfen kontrol edin. Takip edin. Nereden? Okulun web sitesinden. Bakın biz hata yapmış olabiliriz. Bakın okul 11 mi diyor, siz 10'da gidin. Okul 10 hocam. Mu diyor? Siz 8.30'da gidin. Ama okulun webi sizde açık dursun ekranınızda. Ha bizi takip edin. Neden? Kaç kişi girdi okula? Kaç kişi kaydını aldı? Okulun puanı ne kadar daha düştü? Bazen ya da yeni düşüşleri... belirlenen taban puanın diliminde kaç öğrenci var? Kaç öğrenci orada? Biz tabii tek tek eşleşmiş öğrencileri de çiziyoruz. O da büyük bir istatistik. Kesin, kesin. Hatta şu da var. Düşecek puanı bazen sizden önce öğreniyoruz. Hmm. O gün düşecek olan puanı. Bakıyoruz okuldan bazen bize hani gelebiliyor. Ve hemen onu bildiriveriyoruz.
duyumlarımıza göre kesin değil ama diyoruz. Şu puanda olabilir diyoruz. Dolayısıyla bunu takip etmek önemli, evet. Ama yine de en önemli şey siz ve okulun webi, okulun webi, okulun telefonu. Kalkıp okula gitmeniz alırlarsa bilmiyorum. Genellikle telefonla da bilgi veriyor öğrenci işleri. Ama okulda unutmayın ki her okul için her an değişiklik oluyor. Şimdi Alman'daki çocuklar 487'ler gitti Robert Kolej'e. Alman 475'e indirdi Alman ve Üsküdar. Orada Avusturya ve San Josef'tekiler çıktı. Onlar asil ve yedekleri. Ama tabii şöyle de bir şey var Ece. Kayıt ettirdiğiniz anda okul ücretinin bir kısmını yatırıyorsunuz. Ve kaydı çektiğiniz an ben Alman'a yazdırdım. 487'ydim. Çocuğumu Alman'a yazdırdım. Ne kadar ödedim? 25 bin lira ödedim. İlk taksit. Hı hı. Alman'ın ücreti ne? 115 bin. Bilmiyorum son ücretler ne. İlan edilmiş ama hepsi. Şimdi ben Alman'da kayıtlıyım. Bu riski alamazsınız. Robert Koleji sıra gelir mi gelmez mi? Bu riski alamazsınız. Alman ve Üsküdar'a genellikle kaydı olmak zorunda hissediyor veliler. Çünkü diyor eğer Robert'i ben kaçırırsam Alman'ı Üsküdar'ı kaçırma ihtimalim olmasın. Orada öğretmenleriyle bir küçük toplantı yapmalarını öneririm. Neden? Robert'i kaçıracağım ama geri dönebilir miyim düşünmem lazım. Alman'a kayıt olmadım. 25 bini yatırmadım. Çünkü neticede 15 bin lira kaybedeceğim. Çünkü zaten Alman bomboşsa o zaman ben o gün kaydolmayabilirim. Üsküdar'da biraz daha yüksek rakam. 177 bin galiba. O daha da büyük bir rakam kaybedeceğim. O zaman bakayım ben Üsküdar bomboşsa ve ben 487 isem beni zaten Robert'in alma ihtimali çok yüksektir. O zaman para kaybetmeyeyim. Ama genellikle veliler sadece Robert Kolej için bu parayı kaybetmeyi göze alıyorlar. Ben evet. Üsküdar'a yazdırayım de diyor. Robert'i de Alman'a bekleyeyim. Yazdırayım de diyor. Bekleyeyim. Ama bunun dışındaki okullar için böyle bir şey yapmıyorlar artık. Mesela hocam bir izleyicimiz tek matematik hatası var diyor. Robert, Alman ve Üsküdar. Bunlara ön kayıt yaptıracağım. Yeterli mi? Başka bir okulu daha garantiye almam için yazmam gerekiyor mu diyor. Bence bir tek matematikse hiç düşünmesin. Yani bu benim görüşüme göre hani ilk okula girecek demektir. Yani ama yine de Robert, Alman, Üsküdar ön kayıt. Ama ben olsam Üsküdar ve Alman'a kaydetmem. Ön kayıt yaptırırım. Ama kaydetmeden kayıt önce diyorlar. De ha yani ön kayıt yaptırırım. Bir kere ön kayıt yaptırsın çünkü kendisinin üstündekileri de görsün. Her evet. Okula girerek zaten ezberleyecekler hem isimleri. Hem yerleri de onu sizi görmüş oluyor. Yerleri aynen de sizi öyle. Görmüş oluyor. Siz de onları görmüş oluyorsunuz. Sonra, biz de görmüş oluyoruz. Çok önemli yaptırımlar. Burs beklentisi olanlar çekiliyor. Sonra ikinci ön kayıtta daha bir gerçek kayıt olacak olanlar kalıyor. Bence bir yanlış hiç sıkıntı değil diye düşünüyorum tabii. Neyse devam ediyorum. Ön kayıtı yaptırıp Robert'i dikkatle takip etmek, çağrıldığı zaman da kayda gitmek gerekiyor. Ben yedekte olacağını da düşünüyorum açıkçası ilk şeyde. Şimdi, hocam üç Türkçe bir matematik diyor. Mesela böyle şeylerde hocam bir öngörümüz var mı? Merak ediyorum. Yani. Öngörümüz var ama bunlara devam edersek şeyimiz zamanımız yetmez diye düşünüyorum. Bunları Instagram'da yazarlarsa daha kolay cevap veririz. Hocam ya yani genel olarak siz mesela bir üç Türkçe bir matematik için üç Türkçe bir matematik için ilk üç okulu takip etsinler. Yani Üsküdar ve mesela ben dört yanlışa kadar olanların Üsküdar ve Alman'da şansları olacağına inanıyorum. Ama dört yanlış için Robert Koleji, tabii ki bu din, İngilizce ve sosyal bilimleri hani dört yanlış bunlardan olduysa zaten olmamıştır ama. Bu sene olmamıştır. Yani bu sene dört yanlışın dördü de din, sosyal, İngilizce yok böyle bir şey. Bu sene dört yanlışlar hep Türkçe, matematik ve fende. Çünkü dört evet. Yanlış yapmış çocuk zaten öbür diğer şeylerde, derslerde yanlış yapmıyor. Kazara bir İngilizce yapabiliyor. Onların yanlışları iki tane Türkçe, iki matematik, dört matematik, dört Türkçe,
Üç Türkçe Ne bir güzel. matematik Hepsini full falan. yapan bir izleyicimiz varmış. Tebrik ediyoruz çocuğunu da, Çok kendisini tebrikler. de. Çok tebrikler. Şansı bol olsun. Şansı Şimdi bol olsun. dönüyorum. Üsküdar ve Alman'daki asiller ve yedekler Robert'e geçti. Üsküdar ve Alman'dan da aşağıdan geliyor şimdi. San Josef 400 genellikle 50'yi 450 der. Çabuk doldurmak ister. Şimdi bakın bir de şöyle bir şey var tabii. Ne kadar bunu söylemem doğru bilmiyorum. Okulların yani asla eleştirmiyorum ama okullara kayıt yapıldığında o kayıt çekilirken okul koruma derneğine %10 kalıyor. Dolayısıyla okulda açıkçası bunu bir hani kendi eksiklerini gidermek için bir kullanacağı bir koruma derneğinin bir şeyi olarak düşünüyor. Dolayısıyla pek az okul bu kesintiyi yapmıyor. Şimdi genellikle kesinti yapıldığı için de aşağıdan çağrılan okullar yani 450, 430'la gel bana dediği zaman panik halinde gidip kaydolan veliler o %10'u bırakmak zorunda kalıyorlar. Ben çok panikten yana değilim ha. Ben o koruma derneğine para vermek istiyorum diyebilirsiniz. Tabii Orada burs burslu sonuna da ayrı çocuklar oluyor için hocam. tabii. Evet. Yani bu da sizin bir bağışınız gibi düşünülebilir. Eğer imkanınız varsa da niye olmasın? Ama benim param yok. Benim sadece çocuğumu okutacak kadar bir param var diyorsa da o zaman çok dikkatli takibi lazım. Ben San Josef'e puanım tuttu. Hemen gideyim yazılayım değil. Biraz bekle. Üsküdar ve Alman'da, Avusturya'da kayıtlar ne durumda? Hiç kayıt yok. O zaman niye gidiyorsun yazdırıyorsun San Josef'e? Bir bak bakalım. Üsküdar sadece 15 kız 20 erkek var. Alman toplam sayıyor. 30 kayıt var. Bunların gitme ihtimali var mı? Robert doldu mu? Hala dolmadı. O zaman sen biraz daha akılcı davran. Zaten 4 günün var. 4 günün içinde acil karar vermeden danış, öğretmenlerine danış. Okula git, okuldan öğren. Mesela San Josef doluyor, ertesi gün bomboş oluyor. Neden? Önce doldu, %80'ini doldurduğu gün. Bir bakıyoruz ertesi gün %30'a düşmüş doluluk oranı. Neden? Çünkü yukarı çıkmışlar. Avusturya, Koç, Üsküdar, Alman. Böyle bir gitgeller var. Yani yukarı çıkıp aşağıdan doldurmalar var. Çok akılcı takiple Ece, çok akılcı takiple çok para kaybetmeden çocuğumuzu istediğimiz bir okula yazdırma şansımız büyük. Ama çok takip etmezsek her okula 15'er bin minimum vererek en az 3 tane okula bir 50 bin lira Yapabilir. zararla bu işten çıkmak da mümkün. Bu arada hocam minik Panik bir şey olmayalım. ekleyebilir miyim izin Tabii ki. verirseniz? Şöyle sorular var. İşte ön kayıt için okullara gitmek gerekiyor mu falan gibi. Burada bu soruları gerçekten her okulun web sitesine bakarak ya da okulla görüşerek İtalyan netleştirmeniz bir önemli. farklıymış. Evet, mesela Tabii İtalyan önemli farklı. rica ediyorum. Ben Önemli vurguluyorum. Her okulun web sitesi kendi kayıt koşullarını yazıyor ve bu koşullara sadık kalıyor. Yani bu sizi koşulları öyle yolun yönlendiriyor ortasında Ece. değiştirmiyor. Aynen. Robert'e giriyorsun, seni yönlendiriyor zaten. Hemen giriyorsun, Ama şimdi kimliğini genel bu giriyorsun. hep böyledir denilen bir yeri yok yani. Hayır, ama birdenbire Alman lisesi diyebilir ki, gel kardeşim, ön kaydı böyle online almayacağım. Lütfen o anda, ön kayıt başladığı anda girin sitesine, sizi yönlendiriyor. Hemen bakıyor kimliğinize, hop kabul ediyor ya da etmiyor. Puanınız tutmuyorsa sizi kabul etmiyor zaten sistem. Ama hiçbir kimseye güvenmeyin. Lütfen. Ben şeyde hatıralarımda bir kötü bir şey daha. Yıllar önce sınava girecek olan öğrenciler başvuru formu doldururlardı. Şimdi pek yok. Okullar onu yapıyor. Ben çok iyi hazırlanan bir öğrencinin okulumuzda değildi. Kulağıma geldi ki başvurmayı unutmuş. Şimdi biliyor Allah musun? Yani üniversite sınav başvurusunu kaçıranları da duydum. Hani lütfen kendi işinizi kendiniz yapın. Bitti.
Nereyi takip ediyorsunuz? Web sitesini takip edin. O Orada kadar. Zaten önceden O size kadar. zaman bırakacakları şekilde duyuruyorlar. Burada birisi bahçede bekleyeceğiz demiş. Uyumadan Hayır. Önce kontrol Mutlaka et. Bu. Sabah uyanır uyanmaz kontrol İlk iş, et. kontrol et. Saat başı kontrol et. Dolar boşalır, dolar boşalır. Puan düşer. Çıkabilir puan. Puan çıkabilir de. Seni düşük puandan çağırır. Ama dolmuştur. Dolduktan sonra puanını pıt diye yukarı da çekebilir. Üç çocuk olacak, daha yükseğini almak isteyebilir. Bunların her biri bizim için geçerli olacak şeyler. Onun için Ece, okullarla diyaloğumuzu veli ve okul sorumlu. Daha doğrusu veli sorumlu. Biz de destek kuvvetler diyelim. Biz de sabahtan itibaren hem bütün siteleri kontrol ediyoruz. Biz de böyle yapıyoruz sayın izleyiciler. Tek Aynen. tek bütün sitelere Ama gidiyoruz, şu da çok kontrol önemli ediyoruz. Ece. Telefonla arayıp bilgi alıyoruz. O kadar. Bir de velilerimizden bize bilgi geliyor. Kayıda sizden giden bir farklı velilerden olarak. Diyoruz ki şu anda kaç kayıtlı var? Şu an. Saat 11.30 itibariyle bilgi veriyoruz hemen velilerimize. İşte kolejde şu kadar çocuk kaydı olmuş. Yavaş mı gidiyor? Hızlı mı gidiyor? Onu öğrenmek de çok hoşuma gidiyor benim. Yani saat 9'da, saat 10'a kadar eğer yarısı dolmuşsa bu hızlı gidiyor demektir. Ama saat 10'a kadar bir bakıyorum bir kayıt olmuş. Aa ne güzel, harika. Demek ki bu puan düşecek. Epeyce düşecek. İşte Fransız okulların 170'lerde rakam olarak 170 binlerde olduğunu düşünürsen bunun yemeği var, kıyafeti var, yurt dışı gezileri var. Yani ben geçen seneden daha genişleteceklerini düşünüyorum. Daha rahat kayıt, Vallahi hani hocam bu daha konuda rahat hep yalancı gireceğini. çıkıyoruz. Vallahi yapmayalım. Yani hakikaten bu kadar yabancı özel okula talep olduğuna bundan 3 yıl önce inanamamıştık. Her yıl çok talep var hakikaten. Evet, şimdi geliyorum. Bunu buraya kadar anlaşıldı. Ön kayıtlar, okullar takip edilecek. Milim milim. 4 günümüz var serbest kayıtta. Birkaç O okulu takip ediyorsak vekalet vermek şimdi lazım. Onu söyleyeceğim. Bu şöyle bir şey. Ön kaydı herkes her zaman yapabilir. Evinden yapıyorsun ya da bir tek İtalyansa onu gidiyorsun yapıyorsun. Baba bir yerde, anne bir yerde, üçüncü okula kim gidecek? Yani pek olası olmuyor bu yani. Pek de karşılaştığımız bir durum değil bu. Bu şöyle bak, bir örnek veriyorum sana. 487'sin sen. Son anda Robert'e girme ihtimalin var. Sonlardan birisin. Ama girip girmeyeceğini bilmiyorsun çünkü yedektesin. Ama sen aine anda Alman Lisesi'ni de kayıtlısın. Ya da bekliyorsun. Ya da Robert örneğini vermeyelim. Üsküdar ve Alman'ı verelim. 485'sin. Üsküdar ve Alman 485'i ikisinde de yedek tuttu. Şimdi yedekleri de 12'de çağırıyorlar. Şimdi Alman'a da 12'de gideceksin. Üsküdar'a da 12'de gideceksin. Hı. İşte o zaman, sadece o zaman ama. Bu Üsküdar Alman olmaz da Damdesyon Saint Joseph olur. İkiniz de yedeksin. Bir kere asilsen anne ve babanın orada beklemesine gerek yok. Asilsen kararını vereceksin. Hangisini istiyorsun? Üsküdar'ı mı istiyorsun? Git yazıl. Anne gitsin ya da baba gitsin. Ya ama şimdi asilde ölçek. Her ikisinin neyi bekleyeceksiniz ki zaten? Asilde sizin ikisinde de gitme hakkınız var. O gidersin, baktın beğenmedin, 12'ye kadar öbür tarafa gidersin. Anne babaya gerek yok ama yedekteysen saat 12'de yedekleri alacaklarsa eğer kimde sıra gelecek sana bilmiyoruz. Üsküdar'da 20. yedeksin, Alman'da 30. yedeksin. Şöyle yapıyorlar Ece, saat 12 olduğunda sıraya geçin diyorlar. Sıraya geçiyor oradakiler, 100 kişi. Puan sırasına göre çağırıyorlar Ali, Veli, Oya. Şimdi sana sıra geldi mi bekle. Zaten orada 100 kişinin en fazla 10'u orada oluyor. Orada bir burs beklentisi içinde olan o 100 kişinin 90'ı gelmiyor kesin kayda. Orada bir bakıyorsunuz 10 kişisiniz. Çağırıyor sizi. Alman'da 12, 20. sıradaydınız. Sıra size geldi. Anneye de bakıyorsun Üsküdar'da anne. O da 30. sırada. Ona da sıra geldi. Telefonlaşıyorlar. Telefonla. Baba diyor Hangisi? Ki Alman Lisesi'ne, ben size yazılıyorum diyor. Yalnız eşim Üsküdar'da, ona da sıra geldi. Müsaade ederseniz telefon açıyorum diyor. Müsaade ediyorlar. Burada mısınız? Buradayız. Tamam. Diğerlerini gönderiyorlar. Diğerlerini diyorum ki ben gitmeyin lütfen. Kapıda beklemeye devam edin. Anneyi arıyor baba. Diyor ki bize sıra geldi. Sen ne durumdasın? Bana da geldi. Hangisine yazdıralım çocuğu? Alman.
Üsküdar'da bir kişilik yer açılıyor. Tamam. Bunun tersi oldu. İkisinde de gelmedi yedekte sıra. Anne ve babaya diyorum ki yedekte sıra gelmedi. Gene gitmeyin kapının önünden. Biraz daha durun. O sırada yani 30 kişilik yer var. Siz 35.'siniz. Bekleyin ne olur. Sonuna kadar durun. Orada herhangi bir kişi yazıldıktan sonra vazgeçebiliyor. Kapıda kimse var mı? Sıradakilerden kimse alınabilir. Yani pes etmeyin lütfen. Eğer sizi çağırmışlarsa, siz o yedeklerin Çağrılı, içindeyseniz sakın çağrılı sakın pe yedek. ama sen ön kayıt yaptın ama çağrılmadın. Ön kayıtları yine hepsini çağıracaklar ama. Lütfen gidin ve bekleyin. Sonuna kadar orada durun. Ayrılmayın. Okulun kapısını birlikte kapatın yani. Ne olur ne olmaz. Dolayısıyla Ececiğim, anne babanın aynı o anda farklı yerde olması sadece iki okulun yedeği. Üç okulun yedeği olursa ne olur? Yani ben hem Üsküdar'ın hem Alman'ın hem Avusturya'nın yedeğindeysem üçüncü bir Bekliyorsam. kişiye ihtiyacım var. Çünkü yedekler aynı saatte çağrılıyor. Ama Avusturya bazen farklı bir şey yapıyor. Ben Evet. şu gün istiyorum diyor. O da niye onu yapıyor anlamıyorum. Bir şeyler oluyor. İşte o zaman üçüncü bir şahıs vekalet verilecek noterden. Çocuğumun işte şu kimlikle şu insan kayıt yapmaya, kaydı çekmeye ve kayıt yapmaya yetkilidir. Veya Kimse bu. noterden üzerine basarak söyleyelim. O yüzden Vekalet. de bu hazırlığı belki eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyacağınızı öngörüyorsanız şimdiden bir notere gidip hazır Bence. basmakta fayda var. Eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyurma İhtiyaç oldu ihtimaliniz mu varsa. şimdiye kadar? Yani bence pek olmadı Az. ya. Bence iki okulda böyle bir şey yok. Çünkü Üsküdar ve Alman'ın yedek listesindeyse zaten Saint Joseph'in ve Avusturya'nın asilinde oluyor. E sen asilindesin zaten. Git yazıl oraya saat 9'da. Ama Belki hocam yedekteysen Fransız liselerinde böyle bir şey olabilir. inan ki Biraz büyük olmadı. olmadı. Üçüncü bir Yani şansa ben gördüm ihtiyaç. ama yani gördüm oldu ama tabii nadir, nadir. Ama yine de velilerimiz içleri rahat etmesi açısından Bu hazırlık arada yapabilirler. olursa da o gün git notere boşu boşuna iş çıkarma. Baktın ki üçünde de yedekte kalıyorsun. Hemen git orada birine ver rekaleti ve o gün de yapabilirsin yani. Şimdiden de çıkarıp bir masraf yapmaya gerek yok. Evet canım. Ne güzel Netice mesajlar geliyor. itibariyle Sağ olun. netice itibariyle şunu söylemek istiyorum Ece. Hiçbir şekilde koşuşturma, önden giden kapma, ilk gideni alma, puan sırasının dışında bir torpil, böyle şeyler hiç olmadı bu yabancı okullarda, bu ön kayıt sisteminde hiç olmadı. Buna Yine burs eminim. beklentisini de söyleyelim mi hocam? Burs konusunda da yine web sitelerinin çok açıklayıcı Çok çok orada olduğunu. bir kere burs almayı hak ediyorsa. İhtiyaç bursu veriyorlar zaten. Başarı bursunu ihtiyaçla birleştiriyor Üsküdar Amerikan'da genellikle. Mesela geçen sene benim bir öğrencime Herkes %100 başarılı verdi. hocam. Ama %100 verdi ama çocuk gerçekten ihtiyaç sahibiydi. Bunu inceliyorlar. Özellikle Robert Kolej çok sıkı inceliyor burs vereceğini. Genellikle Anadolu'dan burs vereceğini seçiyor. Tahmin ediyorum ya da buradan çok inceliyor. Bursu hak eden çocuk almalı. Gerçekten ihtiyaç sahibi, gerçekten sadece ihtiyaç sahibi olmak da değil, o okulu okuyabilecek akademik seviyeye. Çünkü o sene veriyor sana, seneye bursu kaçırırsın. Ne Tabii, olacak? tabii. Eğer o notları sen tutamazsan aynı şekilde bir başarı var yani. Seni ilelebet burslu okutmaz. Başarısızsa çıkarır. E ne olacak? O zaman da çocuğa gerçekten büyük bir yıkım olur. O okulu okuyabilecek misin? Bu da çok önemli. Evet. Buradan da çok örneklerim var Ece. Yani okulu Tabii, kazanıp tabii. da hakikaten çok kötü bir gençlik yaşayan. Ben Tabii. niye okula gittim ki dedi. Ben kazayla Ne kazandım acaba? dedi. Herkes 90-95 ama ben 60 alıyorum. Herkes bana küçük karabalık gibi bakıyor dedi. Yani böyle de olmamak lazım. Yani çocuğumuz o okulu okuyabilecekse yazdıralım. Yoksa
Aa, kazandı. Gidelim. Okuyabilecek mi? Alman lisesi. Kolay bir okul değil. Okuyabilecek mi? Yani bunları da bence göz ardı etmemek lazım Ece. Ön kayıt sisteminin çok medeni, çok kolay. Takibinin çok rahat olduğunu lütfen unutmayın. Torpilin olmadığını, hızın hiçbir şekilde bir işe yaramadığını lütfen unutmayın. Çocuklarımızı almış oldukları bu başarı sıralamasını en iyi şekilde değerlendirmek bizim görevimiz. Onunla birlikte çalışan öğretmenlerin görevi, hepimizin görevi. Dolayısıyla Ha, eliniz mi değdi hocam? yanlışlıkla şu yanlışlıkla elimdeydi, Tahmin evet. ettim. Buyurun. Ve Ece, o kadar medeni bir sistem ki lütfen heyecanlanmasınlar. Gereksiz yere kayıt da olmak. Ama bu risk tabii. Ben diyorum ki lütfen kayıt olma. Hocam ya Ben diyor. de tam Yüzde tersini yüz diyorum. mü diyor. Azıcık heyecanlanın ya. Azıcık şey olun diyorum yani. Yüzde yüz Heyecanlanmayı mü durdurun diyor. diyor siz. Aynen. Hocam yüzde Ben yüz geçen yıl müsünüz? en yakın arkadaşıma bir kayıt fazladan ödettirdim yani söyleyeyim. O kadar garanticiyim biliyorsunuz. Ece yüzde yüzü kim yapar? Full yapsa bile yüzde yüz diyemem. Full dedi Diyemeyiz. çocuk. Diyemem Diyemeyiz. ki bunu. Asilde Diyemeyiz. çıktığını görmeden hiç kimseye bunu söyleyemem. Asilde çıktı. Bana diyor ki mesela Robert Kolej'in 5. yedeğindeyim o ya hocam. Ama Üsküdar Amerikan'da asildeyim. Şimdi Üsküdar'a yazılayım. Ya yazılma ya. Yazılma. Tabii. Yazılma. Ama şimdi ben sana bunu nasıl söyleyeyim? Yazılma diyorum eğer hani Ya ya bunu söyleriz yazılmayın. artık hocam ya. Bunu Ya söyleriz. yazılmayın diyorum ama Ece yani yazılmasınlar hakikaten. Çünkü bu belli bir şey. Aslında o işte şeydi. O öngörüyü biz biraz yapabiliyoruz böyle bir süre sonra. Hani hızına bakıp dediğiniz gibi. O hıza göre bir şeyler söylüyoruz. Her zaman yan yana olmak lazım. Hocam peki Perşembe günü sonuçları açıklanacak. Cuma günü yayınımızı yaparız herhalde değil mi? Evet, belki Perşembe bile yaparız yani. Onu günübirlik takip etsinler bizi. Çünkü artık günübirlik kararlar vereceğiz. Ay hadi hemen şimdi aç canlı yayını diyebileceğim sana. Bu arada Mehmet Hoca da yine yüzdelik dilimlerle ilgili kendi öğrencilerimizle Zoom yapacak ki velilerimiz birebir soru sorsunlar. Ama Instagram'dan da yüzdelik dilimlerle ilgili zannediyorum ki yine aynı Cuma günü Mehmet Hoca'yı da konuştururuz diye düşünüyorum Olur, Ece. olur. Ben o yüzden Cuma'ya planladım. Rahat Ama bir rahatsınız olur reklam diye. ya da bir hatırlatma Instagram şeyi duyurusu bazen yapmaya vaktimiz olmayabilir ya da bir yarım gün yaparız diye Aşk düşünüyorum olsun hocam. Siz bana duyuruyu. güvenin yahu. Aşk olsun. Ne zaman yapmadık? Bir de Hayır şunu da hayır. söylemek lazım. Her gün, her akşam yabancı özel okullarla ilgili olarak yabancı özel okullara bir iki tane de böyle işte Koç gibi Türk özel okulu ama bu sisteme dahil olmuş Türk özel okullarına dahil ederek bir liste hazırlayacağız. Pakka'nın hazırladığı bir liste. Bunu koyacağız Instagram'a akşam üzerleri hangi kayıtta ne kadar hangi okulda hangi kayıtta ne kadardayız diye. Bu da size bir takım öngörüler sağlayacak. Altına yazışıyoruz. Bütün aileler birbirine yardımcı oluyor bu dönemde. Çok da keyifli oluyor. Çok, İnşallah ne olur çok. takip edin. Sizin orada yazdıklarınız da bize fikir veriyor. Hocam biz birçok izleyicimiz arıyor bizi. İşte diyorlar ki ya da mesaj atıyorlar Instagram'dan. Yine bekliyorum bu yılda. İşte ben şu okula gittim. Şu kadar insan vardı önümde. Şu okula gittim. Bu kadar insan vardı önümde. Bunların hepsi bizim için de birer fikir oluyor açıkçası. Evet, heyecanlanmasınlar, sakin sakin. Gelecek olan puanlarla lütfen çocukları yüz yani nasıl diyeyim çok da endişe duyuyorum. Şimdi mesela bazı çocuk dedi ki iki yanlış, üç boş, dört boş ya da neyse yaptım ama sonuç öyle çıkmayabilir. Tabii. Hani öyle bir yansıtmamış olabilir cevap kağıdı da. Her şey mümkün. Çocuklarımızın sıralamasını da kucaklayalım. Neyse Tabii. ne. Ona göre yavrularımızın yazlarını rezil etmeyelim. Üzmeyelim onları. Şimdi elimize gelen çok başarılı puanlar olabilir, vasat olabilir puan, zayıf olabilir. Her birinin gideceği ve mutlu olacağı okul olduğunu unutmayalım. Tabii. Yavrularımıza bunu hayatlarının en kötü anı gibi yaşatmayalım. Evet Hayatların en Ece, güzel yaşı ya. En güzel en güzel yaşı. Ve yaşları. ne olursa olsun şans onların yanında olsun Ve ne inşallah. kadar Çok teşekkür heyecanlılar ediyorum. biliyor musun? Ne kadar Evet. heyecanlılar biliyor musun? Tahmin edemezsin. Ya yanlış geçirmişsem?
Ya daha kötü gelirse Ya. hesap verme duygusu o kadar kötü bir şey ki. Onlar çok kıymetli. Çocuklarımız çok kıymetli. Onun için ne olur? Gelecek sonuç ne olursa olsun onları da sonucu da kucaklayalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu ara bizi çok görecekler. Sonuç bizi şaşırtabilir ama şaşırtan şey aslında oradaki bir iki puan. Bizi şaşırtmayacak şey çocuğumuz. Bizim çocuğumuz onca yatırımımızı, onca sevgimizi, onca sarmalamamızı hak etti ve o gerçekten zaten kendini gerçekleştirecek. Ne çocuklar gördük hocam, siz de ben de. Evet, bu sınavlarda başarılı olamadılar ama şu anda Türkiye'nin çok önemli yerlerindeler. Ne çocuklar gördük, bu sınavlarda çok başarılıydılar ama mutsuzlukları hayatlarına mal oldu. Ne acı sonuçlar gördük. O Ece, yüzden sonuç değil, süreç önemli. sadece bir sınavın yavrularımızın başarısını ve sıralamasını bakın. Türkiye sıralamasını göstermeyeceği bir sürü zeka çeşidi var. Bizim yavrularımızın zekasını da başarısını da bu bir tek sınavla ölçmek doğru değil. Evet. Hani çocuk %0,06'lık bir şey bekliyoruzdur. Ama çocuk birdenbire %2'lik bir başarı göstermiştir şu anda. O gideceği okulun en iyisi olacaktır. Ve lisede de dehşet şeyler çıkaracaktır. Onun için biraz sabırla, metanetle bekleyelim. Evet, ben de çok Teşekkür heyecanla ediyorum. bekliyorum. Ben de Çok çok iyi. heyecanla bekliyorum. Çok öpüyorum sizi hocam. Ben de canım, ben de. Uğurluyorum sevgiyle. Yine en kısa zamanda görüşünceye kadar hoşça kalın Görüşeceğiz. sizlere de.